Peki dönemin iktidarının şöyle bir teklifte bulunduğu rivayeti var. Bu konu hakkında bilginiz var mı? Biz bütün masraflarını karşılayalım. Deniz Gezmiş ve arkadaşları İsviçre'de eğitim görsün. Bir Batı ülkesinde. Batı ülkesinde ya da diyelim. Eğitim görsün gibi bir teklif var. Böyle bir şey doğru mu? Onu bana Hamdi anlattı. Ben yine askerdeyim. Hı hı. Bir gün Bora abi dedi, iki tane şey geldi, böyle tam polis kıyafetli yahut devlet memuru kıyafetli. Yani koyu renk elbise, kravatlı filan. Kapıyı çaldılar, babam açtı dedi. Deniz yok demiş yani filan. Yok demiş, biz onun için gelmedik efendim. Yarın başbakanımız buraya gelecek. Süleyman Devre İstanbul'a gelecek. İşte böyle böyle bir teklifi var. Bir Batı ülkesinde diyor. Şey masrafını devlet tarafından karşılanmak üzere ne der filan diye. Babam demiş ki ben şey yapayım, Deniz'e sorayım yani, ben kendi başıma karar veremem filan. Hamdi dedim, sonra ne oldu? Herhalde dedi sordu, o da hayır deyince dedi hiç şeye gelmedi dedi, bir daha konusu açılmadı yani. Dedi. Ama onu bana anlatan Hamdi yani. Anladım. Kardeşim. Burada şöyle bir soru soracağım ben size. Tabii bu sadece şu anda bizim kendi fikirlerimiz doğrultusunda verilebilecek bir cevap olabilir ama Deniz Gezmiş'in 20'li yaşlarda olması ve eğitimini, o süreçte eğitim sürecini devam ediyor olması, biraz da delikanlı vermiş olduğu o güçle ya da delikanlılık ruhuyla yapmış olduğu ya da almış olduğu kararlar diyebilir miyiz? Mesela Deniz Gezmiş bir Batı ülkesinde eğitim görseydi, buraya daha donanımlı 30'lu yaşlarda bu harekete başlamış olsaydı daha doğru kararlar alabilir miydi? Çünkü ben okuduğum kadarıyla tecrübesizlik de var, altyapı da yok, para da yok, silah da yok ve insan sayısı da yok ama bir devrime kalkılıyor. Bu o yaşların vermiş olduğu bir heyecanla alınmış kararlar olabilir mi? Bugünden ya, baktığımızda. Tabii o yaşları şeydi yani, Deniz'de bir defa 30 yaşını aşsaydı Deniz veya arkadaşları bilmem daha değişik düşünürlerdi. Hele hele bugüne gelselerdi çok farklı düşünürlerdi. Şimdi yalnız bir şey var. Bir üniversite işgal ediyorsunuz. Tamam? O profesörler, koca koca profesörler, o zaman profesör dediğin despottu adamlar, konuşamazdı. Şeyde bile konuşamaz, doçentiyle bile konuşamaz, asistanlarla şey. Üniversiteyi işgal ediyorsunuz, adamlar bırakıyor, tıpış tıpış kaçıyor. Yani o gücün verdiği güveni düşünebiliyor musunuz siz? Koskoca hükümet size diyor ki ya işte şey yapma dışarı. Her yani şeyi muhatap alıyor devlet. Alıyor yani her hükümet. Her şeyi yapabilirim gibi bir şey sağlıyor. Özgüven sağlıyor. Özgüven sağlıyor. Evet. Amerikalıları jandarması var, polisi var, bilmem kendi şeyleri var. Dolmabahçe'den denize döküyorsunuz. 7 saat Beyazıt'tan Sultanahmet'e, Sultanahmet'ten Beyazıt'a tam polislerle kavga edildi. Sokak sokak. 7 saat. Evet. Şimdi var mı öyle bir şey? Ben söyle. Arkadaşım diyor ki mesela, Deniz'in arkadaşı var Mustafa. Abi diyor, 10 bin kişiden aşağıysa biz sokağa çıkmazdık, ayıp sayardık diyor. Kitleyi. Kitleyi. Ama o 10 bin kişinin de Deniz Gezmiş'in o... Şimdi ona orada güveni evet, gösteriyor güveni aslında baktığınızda. Şimdi orada bir şey var tabii. Denizler ve arkadaşlar da söylüyor. Denizler THKO davasında 18 kişiler. 18 lira deyince idam veriyorlar. Şey yapa filan 3 kişiye kaldı. Şey diyor ki biz 18 kişiyle diyor devrim olmayacağını bilemeyecek kadar şey miydik diyor. Ama diyor şeyin bir lafı vardır. Eğer bir çayırı yakacaksanız bir ucundan tutuşturmanız lazım diyor. Evet. Orada iki tane hakim şerh koyuyor karara. O hakimlerin koyduğu şerhte de şöyle bir şey var. Hem kişi sayısı hem ellerindeki silah ve imkan bakımından Türk Silahlı Kuvvetleri ve polisine karşı böyle bir karşı devrim oluşturulamayacağı, teknik olarak bunun mümkün olmadığı yönünde şerhleri var iki hakimin. Onlar karşı çıkıyorlar, reddediyorlar bu infaz kararına. Aslında bir yerde doğru ama işte çayırı bir ucundan yakmak da onların çıkmış oldukları yolda fikir sahibi ama ben de çok bugünden baktığımda olanak vermiyorum aslında o işin olabileceğini. Hiç olanağı yok. Babamın bir lafı vardır. Devrim yapabilmeniz için Türk ordusunun yarısından bir fazlasının sizinle beraber olması lazımdır. Evet. Ki geçmişte örneklerini de gördük. 60 darbesi olsun, 71 muhtırası olsun, ondan sonra Talat Aydemir mesela çok iyi bir örnektir. Olmadı.
Mesela iki defa yaptı ama olmadı.